Parthenon heykelleri 1817'nin başında British Museum'da sergiye çıkarıldığından beri heykellerin antik rengini keşfetmek konusunda karşı konulamayan bir cazibe, bir arayış var. Fakat heykeller bu sırrı neredeyse 200 yıldır gizli tutuyor. Aydınlanma çağında Atina'ya giden gezginler bugün bizim görebildiğimizden de fazlasını görebiliyorlardı. Mimari eserlerin boyandığını gösteren kanıtlar gibi. Doğal olarak bu gezginler, mimar tarafından çerçevelenen heykellerin de boyandığını düşündüler. Fakat o günden bugüne, British Museum'da sergilenen Parthenon heykellerinin renklendirildiğine dair tek bir kanıt bile bulunamadı. British Museum'daki koleksiyonlar o kadar derin ki, arkeologlar her zaman bir şeylerin peşinde ve keşif yapmak istiyorlar. Bu yüzden o meşhur evrek anlarının yaşanma ihtimali her zaman var. Normal bir fotoğraflama yapıyordum ve özel bir ışık kullanıyordum. O sırada beklemediğim, normal değerlerin ötesinde parlayan bir şey dikkatimi çekti. Dolayısıyla bunun Mısır mavisinin parlaklığı olduğunu fark ettim. Yani karanlıkta parlaklık etkisini harekete geçirmek için bu ışıkları kullanmak son derece mümkündü. Mısır mavisi Akdeniz'de yaygın olarak kullanılıyordu. Yunanlıların, tabii ki Mısırlıların ve Romalıların da bu özel malzemeyi kullandıklarını biliyoruz. Aslında bu çok değişik özellikleri olan bir pigment. Görünür radyasyonu emiyor ve kızılötesi radyasyonu tekrar yansıtıyor. Görüntülere baktığınızda Mısır mavisini beyaz olarak görüyorsunuz. Mesela bu kafada yanak ve gözün kenar kısımlarında çoklu boya izlerine rastlıyoruz. Çıplak gözle ilk başta heykelde bulunan tüm pigmentleri göremiyoruz. Ancak Mısır mavisini çok küçük izler halinde bile olsa tespit edebilen bu metodolojiyi kullanabiliriz. Efes'te bulunan Artemis Tapınağı'na ait tanımlanamayan bu kafada kullandığımız tekniğin aynısı Parthenon heykellerindeki Mısır mavisini ortaya çıkarmak için kullanılmıştır. Bence her nesilde bu eski heykelin boyanmış olduğunu unutturan toplu bir komplo teorisi oluşuyor. Bunu unutuyoruz çünkü Roma'daki kazılarda heykeller bulunduğunda Rönesans döneminde yaşayanlar da bunu unutmuştu. Boyalar solmuştu ve çağdaş heykeltıraşlar mermerleri boyasız oymayı tercih ettiler. Bizimkisi hala sanat ve el sanatları akımını destekleyen, malzemelerle dürüst çalışmayı öngören bir kültür. Birinin gelip mermeri alıp cilalamasına, daha sonra saf beyaz yüzeyini renkli boyayla belirsizleştirmesine dayanamıyoruz. Fakat bu antik çağda sıkça yapılan bir şeydi. Alınlıklarda bazı heykellerin arka kısımlarında renklere rastlıyoruz. Bu oldukça ilginç çünkü alınlığın alt rafına konuldukları zaman konumlarından dolayı renkler zaten görünmeyecekti. Aynı zamanda heykellerin görülmeyecek yerleri yani sırtlarından oyulmaları da bir o kadar ilginç. Olası mümkün bir açıklama ise heykellerin Tanrı'ya adanmış olması. Tanrı ve onlara ibadet edenleri temsil ederek onlarla aktif dini toplanma gerçekleştirilmiş oluyordu. Dolayısıyla diyebiliriz ki Tanrılara duyulan hürmet sebebiyle en sona belki de özellikle görünmemek üzere renk eklenmişti. Plutark da Perikles'in ziyaretçileri büyük eserlerin yapıldığı yere götürmesine dair referans yapılıyor. Ziyaretçilere atölyelerdeki oymacılar gösteriliyor. Sanırım heykelleri aynı zamanda Lord Elgin'in heykellerini de yapılmadan ve sergilenecekleri binaya konmadan önce öncelikli bir bakış açısı taşıyana kadar görmenin verdiği ayrıcalığı tahmin edebiliriz. Gökkuşağı tanrıçası Iris gökten iniyor. Tüniği karın ve göğsüne doğru bir baskı uyguluyor. Kenar kısmında düzleşiyor. Ve bu tünik belinin üstünden bir kemer yardımıyla sıkılmış. Bu kemerin mavi olduğunu ancak şimdi anlayabildik. İtiraf etmeliyim ki yıllarca heykellere bakıp bir şey bulamadığım için heykellerin kesinlikle boyanmamış olduğundan hep şüphelendim. Sonra birden Iris'in kemeri Mısır mavisiyle kaplı biçimde parladı ve her şey değişti.